Operasyon yapılıyor herhalde şu an. Eyvallah ama ilaçta istediğiniz neticeyi alamazsanız yine sorucuya götürebilir sizi. Dolayısıyla ilaç karışımlarına... İsterli çalışıyoruz. İlaç satan arkadaşlarımız var. Mesela onlar arayıp danışıyoruz. Veyahut da topu tarla sahibine atıyoruz. Havada patladı. Bu da infilak etti yere. Bir öyle oldu. Bir de geri dönüşte hocamın anlattığı gibi birebir yapmanız gerekiyor. Çünkü şu gördüğünüz iki tane pervane 2000 lira. Burada hususi olarak hatırlarsanız bir helikopterle drone'un nasıl yapmamız gerektiğini anlatıyor. O yüzden çok kıymetli. Videonun tamamı... Drone işini yapanlar, firmalar veya bireyler, gerçek kişiler, normal ziraatle, tarımla ilgisi olmayan ya da yakından alakası olmayan kişiler diyelim. Bunlar hali hazırda yapan kişiler. Ama bizim ziraat mühendisi, ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni mezunlarımız bu noktada daha etkin şekilde bu işin içinde olacağını düşündük. Özellikle işin tarım kısmı, tarım tekniklerini daha iyi şekilde uygulayacağını düşündük. Bunu drone uygulamalarıyla birleştireceğinden dolayı daha verimli bir şekilde sektöre katkı sağlayacağını düşündük. O yüzden böyle bir proje gerçekleştirdik. Hedef kitlemiz bugün burada ekseriyetle ziraat mühendisleri ve ziraat sahada çalışmış olan ya da eğitim almış olan gençler. Bu gençlerimizin farkındalık seviyesini yükseltmek, aynı zamanda mesleki becerilerini bu drone sahasında da geliştirmek anlamında zirai drone eğitimlerini de vererek bu eğitimleri başlattık ve üniversitemiz olan Katipçer Üniversitesi'nin de sürekli eğitim merkezinin sertifikasyonuyla eğitim yetkileri çerçevesinde pilotaj ehliyetleriyle bu eğitim sürecini destekleyerek bizim buradaki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Mesela bir buğday büyüdüğü zaman girmek zorlaştı veya mısır büyüdüğü zaman girmek zorlaştı ve bunun için hani insan hava aracıyla ilaç atmak kolaylaştı ve hani yakıt, ondan sonra zaman vesaire bunun gibi şeyler kolaylaştırmak için drone kullanmaya başladık. 6 metrede mesela, burası aşağı yukarı 13 dekar yer.